Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere noktalama işaretleri ile ilgili soru çözümleri yapacağım. İsteyen arkadaşlar soruların pdf'lerini açıklama kısmındaki linkten indirebilir. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisindeki virgül cümleden atıldığında cümlenin anlamı değişmez demiş. Birinci cümleye baktığımızda çalışın da benim gibi başarısız olmayın cümlesini görüyoruz. Bakın arkadaşlar buradaki virgülü kaldırdığımızda cümlenin anlamında değişme olduğunu görüyoruz. Yani ben şu an çalışkanım, siz de benim gibi çalışın, başarısız olmayın. Virgülü kaldırdığımızda siz çalışın da benim gibi başarısız olmayın anlamına geldiği için burada değerli arkadaşlar virgül nedir? Anlam karışıklığını gidermek için kullanılmıştır. İkinci cümleye bakalım. Ev, araba bir de yazlık istiyormuş cümlesinde istiyormuş yüklem kim istiyor o ne istiyormuş ev araba yazdık görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar buradaki virgül de nesneleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır üçüncü cümleye bakalım doktorun uyarılarını dinlememesi kendi zararını ifadesinde bakın arkadaşlar buradaki virgül de yine anlam karışıklığını gidermek için kullanılmış Doktor mu uyarıları dinlemiyor, Yoksa bir başkası doktorun uyarılarını mı dinlemiyor? Burada görmüş olduğunuz gibi virgül nedir? Anlam karışıklığını yine gidermek için kullanılmıştır. Dördüncü cümleye baktığımızda genç kıza kur yapıyordu durmadan ifadesinde. Buradaki virgül de anlam karışıklığını gidermek için kullanılmıştır. Genç mi kur yapıyor yoksa genç kıza bir başkası mı kur yapıyor? Bu karışık durumu ortadan kaldırmak için virgül kullanılmıştır. Beşinci cümleye geçiyoruz. Kapıcı Nizamettin'in iki gündür görünmediğini söyledi cümlesinde. Burada arkadaşlar virgül yine nedir? Anlam karışıklığını gidermek için kullanılmıştır. Kapıcı mı bunu söylüyor? Yoksa virgülü kaldırdığımızda kapıcı Nizamettin mi 2 gündür görünmüyor. Bu anlam karışıklığını gidermek için araya virgül gelmiştir. B seçeneğimiz arkadaşlar doğru cevabımızdır. İkinci soru. Bu cümlede ayraçlarla belirtilen yerleri aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirmelidir? Şeklinde bir sorunuz var hemen parçaya bakalım benim ana dilim bir denizdir ifadesinde dikkat edecek olursanız arkadaşlar buraya ne gelir noktalı virgül gelir derinliğiyle virgül gözün erişemediği genişliğiyle virgül sınırsız gücü ve güzellikleriyle cümle bitmediği için nedir buraya arkadaşlar 3. Nokta gelir. Bundan ötürü de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyoruz. Tırnak işareti aşağıdakilerin hangisinde Atatürk yurtta sulh cihanda sulh dememiş miydi cümlesindekine benzer bir görevde kullanılmamıştır diyor. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız Atatürk'ün bir sözü tırnak içinde alınmış. Yani alıntı bir cümle tırnak içinde alınmış. A seçeneğine bak, bakalım hemen. Bakın arkadaşlar burada şiirde anlam aramak 100 gram eti için bülbülü kesmeye benzer diyor Ahmet Haşim bir yazısında cümlesini görüyoruz. Bu da bir alıntı cümledir. Alıntı cümleyi aktarmak için kullanılmıştır. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş olduk. B seçeneğine bakalım. Recaizade Mahmut Ekrem güzel olan her şey şiire konu olabilir diyerek şiiri konu alanını genişletiyor ifadesinde. Bakın burada da yine Recaizade Mahmut Ekrem'in sözü alınmış. Alıntı cümleyi göstermek için kullanılmış tırnak işareti. B seçeneğini de elemiş olduk. C seçeneğine bakalım. Yazmasaydım ölecektim diyen Said Faik abası yanık. Yaşama tutunmak için yazmıştır o güzel hikayelerini cümlesinde. Burada da Said Faik'in sözünü görüyoruz. Alıntı bir cümleyi ifade etmek için tırnak işareti kullanılmış arkadaşlar. Bundan ötürü C seçeneğini de elemiş olduk. Eski zaman köşkleri Abdülhak Şinasi Sarın Türkçe Osmanlıca karışımı dilinin en renkli örneklerinden biridir cümlesinde. Arkadaşlar Abdülhak Şinasi Sarın sözü değil ne olmuş bu sefer? Eserinin adı ön plana çıkmış. Onu vurgulamak amacıyla nedir? Tırnak işareti kullanılmış arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktı. E seçeneğine bakalım yine biz. Descartes düşünüyorum öyleyse varım demiş ve uyarmış beynini kullanma zahmetine katlanmayanları cümlesini görüyoruz. Burada da yine nedir? Descartes'in arkadaşlar sözü tırnak içine alınarak alıntı bir cümleyi göstermek için kullanılmıştır. O yüzden E seçeneği de elenmiş oldu. Dördüncü soruya geçiyoruz. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine ünlem işareti getirilemez sorusu var. Hemen parçamıza bakalım. Yolda aksakallı bir ihtiyarla karşılaştım. Ona merhaba dayı. Bugün hava çok güzel dedim. Cümlesinde merhaba demiş arkadaşlar. Seslenme bildiriyor. Bir numaralı yere ünlem işareti gelir. Bugün hava çok güzel dediğinden dolayı da şaşırma bildiriyor. Yine buraya da ünlem işareti gelir. Devam edelim. Birden yüzü neşeyle parladı. Bana büyük bir müjde veriyormuş gibi tam söylediğin a oğul ifadesinde bakın arkadaşlar yine nedir burada? Bir seslenme var. O yüzden yine ünlem işareti gelir. Güzel mi güzel ifadesinde mutluluk, sevinç bildiriyor arkadaşlar. Yine ünlem işareti gelir. Buralarda hep böyle olur dedi cümlesinde ise olur çekimli bir fiildir. Yüklemdir arkadaşlar. O yüzden 5 numaralı cümleye ne gelmesi gerekiyordu? Nokta gelmesi gerekiyordu. Bundan dolayı da Doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir şeklinde bir sorumuz var. Hemen parçamıza bakalım. İki semti de tanıyan, yaşayan, seven bir İstanbullu olarak demiş. Bakın arkadaşlar burada nedir? Eş görevli sözcükleri sıraladığı için araya virgül gelir. İstanbul olarak bu dergiyi sevinçle karşıladım. Çekimli bir fiil ve cümlede bittiğinden dolayı 3 numaralı yere nokta gelir arkadaşlar. Şehzade başını, adaları, Kadıköy'ü anlatan dergiler de çıkarılsın istedim cümlesinde ise yine nedir? Eş görevli sözcükleri sıraladığı için 4 ve 5 numaralı yerlere de virgül gelmeliydi. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Altıncı soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerin hangisinin sonuna ötekilerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir şeklinde bir sorumuz var. A seçeneğine bakalım. Sevmiyordum ama böyle işleri derken. Bakın arkadaşlar çekimli bir fiil. O yüzden cümlenin sonuna nokta işareti gelmesi gerekiyor. Bil sana ne kadar değer verildiğini seçeneğinde ise bil emir kipinde çekimlenmiştir. Yüklemdir. Dolayısıyla sonuna nokta gelmelidir. C seçeneğinde görmelisin dünyanın bütün güzelliklerini cümlesinde ise yine görmelisin sözcüğü malı gerekli gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. Yüklemdir. O yüzden cümlenin sonuna nokta gelmelidir. D seçeneğinde sanmıyorum artık buraya geleceğini ifadesinde de yine şimdiki zamanla çekimlenmiş bir fiil olduğunu görüyoruz. Ve bundan dolayı da cümlenin sonuna nokta gelir. E seçeneğinde ise duya duya içimde sevdanın her türlüsünü cümlesinde daha henüz cümle bitmemiş yüklem yok arkadaşlar. Bundan dolayı da nedir? Cümlenin sonuna 3 nokta gelmeliydi. Doğru cevabımız da E seçeneğidir arkadaşlar. 7. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi noktalama yönünden doğrudur demiş. A seçeneğinde bu kitapları kim okur? Anlayamadım bir türlü cümlesinde arkadaşlar hem soruyu sorup hem de cevabını verdiğinden ötürü cümlenin sonuna nokta gelmeliydi. B seçeneğinde onu herhangi bir yerde bir geçirirsem elime ifadesini görüyoruz. Yine arkadaşlar nedir? Cümlenin sonuna 3 nokta gelmeliydi. Çünkü henüz cümle bitmemiş arkadaşlar. C seçeneğine baktığımızda ise Ankaralı dostlarla buluşup hasret giderdik cümlesini görüyoruz. Burada da Ankaralı derken kesme işaretinin kullanıldığı görülmektedir. Yapım eki olduğu için arkadaşlar burada yazım yanlışı vardır. Ankaralı ifadesi nedir? Bitişik yazılmalıydı. D seçeneğinde sanatçının eserlerini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor cümlesinde herhangi bir noktalama yanlışının olmadığını görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. E seçeneğine de bakalım. Montaigne Denemeler adlı eseriyle tanındı ifadesinde arkadaşlar yay ayraç kullanılmış. Normalde nedir? tırnak işaretinin kullanılması gerekiyordu. E seçeneğinde bu yüzden elemiş olduk. 8. sorumuz. Bu cümlede parantezde gösterilen yerlerin hepsine getirilebilecek noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar, sahnede solgun ayrılık ışıkları altında masanın başındaki genç odanın karşısında pelerini ve şapkasıyla incecik, genç ve güzel bir kadın duruyordu ifadelerini görüyoruz. Hemen bakalım seçeneklere. Hepsine getirilebilecek demiş. Dikkat edecek olursanız, şimdi ben nokta getirirsem burada görmüş olduğunuz gibi küçük harfle başlıyor. O yüzden A seçeneğini elemiş olurum. C seçeneğine bakacak olursak yine noktalı virgül ifadesini ben burada bütün cümlede kullanamam. O yüzden de arkadaşlar C seçeneğini de elemiş olurum. D seçeneğine baktığımızda ise iki noktayı görüyoruz. İki noktayı arkadaşlar genel itibariyle örneklerde ya da cümle halindeki açıklamalarda kullanılır ve büyük harfle başlar. Görmüş olduğunuz gibi burada küçük harfle başlayan açıklama kısımları var. O yüzden D seçeneğini elemiş olurum. Üç noktayı hiç getiremem. Çünkü cümlenin yüklemi var ve paran yay ayraçlardan sonra dikkat edecek olursanız hepsi küçük harfle başlamış. E seçeneğini deledim. Doğru cevap nedir arkadaşlar? B seçeneğidir. Ben buradaki her yere virgül getirebilirim arkadaşlar. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Bu cümledeki ayraçlara aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir şeklinde bir sorumuz var. İnsana akıl verilmiş düşünsün, aklını kullansın diye ama çoğu kez kullanamaz aklını ne yazık ki ifadesini görüyoruz. Şimdi insana akıl verilmişten sonra arkadaşlar nedir? Noktalı virgül gelmelidir. Düşünsün, virgül aklını kullansın diye. Buraya da nedir? Çekimli bir fiil olduğu için nokta gelir. Ne yazık ki ifadesi nedir? Ünlemdir arkadaşlar. Üzüntü bildirir. Buraya da ünlem işareti gelir. Seçeneklere baktığımızda kuralımız o yani nedir? C seçeneğidir. Doğru cevabımız. 10. soruya bakalım. Bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir şeklinde bir sorumuz var. Parçamıza bakalım. Baş kaldırma kurulu düzene bize dayatılanlara neyi nasıl yapmamız gerektiğini söyleyenlere karşı durmak, isyan etmek. Arkadaşlar burada baş kaldırmanın tanımının yapıldığı görülmektedir. O yüzden baş kaldırmadan sonra ne gelir? Noktalı virgül gelir. Ve sıralama yapıldığı için de diğer seçeneklere virgül işareti gelmelidir arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneğidir. 11. soruya bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirmelidir şeklinde bir sorumuz var. Hemen parçamıza bakalım. Miza gülünç olmak değil, gülünç olanı görmek ve onu güzel biçimde anlatmaktır. Burada yüklem var arkadaşlar. O yüzden nokta olur burası. Burası da virgül olur. Miza Süpürge sopası değildir ki vurmak, dövmek, kaba saba güldürmek için kullanılsın cümlesinde ise mizahın arkadaşlar tanımı yapılmış buraya virgül gelir. Sıralama yapıldığı için buraya da virgül gelir. Yine buraya da ne gelir? Virgül işareti gelir. Bundan ötürü de doğru cevabımız B seçeneğidir. B seçeneğinde görmüş olduğunuz gibi nokta işareti kullanılmalıydı. 12. soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlerden hiçbirine getirilemez? Parçamıza bakalım arkadaşlar ılımlı olmak bence en büyüğü budur bugünkü dertlerimizin. Ne demektir ılımlı olmak? Size doğru gelen düşüncede direnmemek, pes etmektir. Getirilemez ifadesinin tekrar üstünü çizmekte fayda var. Arkadaşlar hemen gelebilecek noktalama işaretlerini şöyle beraberce yazmış olalım. Ilımlı olmak dedikten sonra bakın büyük harfle başlamış. O yüzden buraya 3 nokta gelir. E seçeneğini elemiş olduk. Bence en büyüğü budur bugünkü dertlerimizin derken buraya da ne gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Nokta gelir arkadaşlar. O yüzden A seçeneğini de elemiş olduk. Ne demektir ılımlı olmak? Bakın soru soruyor. Soru işareti gelmeliydi. C seçeneğini de elemiş olduk. Size doğru gelen düşüncede direnmemek, virgül pes etmektir. Nokta. Arkadaşlar, virgülü de elemiş olduk. Geriye kalan D seçeneği doğru cevabımız olacaktı. 13. soru. Kesme işareti aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır şeklinde bir sorumuz var. Kadının verdiği karar hepimizi çok üzmüştü ifadesinde. Bakın arkadaşlar kesme işaretinin burada kullanıldığını görüyoruz. Burada anlam karışıklığını gidermek için yine kullanılmış. Acaba kadın mı yoksa kadı mı? İşte değerli arkadaşlar bu karışıklığı gidermek için kesme işareti kullanılmıştır. Hemen parçamıza bakalım. A seçeneğinde karacı olan düşmüş yollara elinde sazı, dilinde sözü ifadesinde karacı olan değil karacı olandır. O yüzden hece düşmesini göstermek amacıyla kullanılmış. Bana na moruk deyince kan beynime sıçrayı verdi cümlesini görüyoruz B seçeneğinde. Burada da yine Hece düşmesini göstermek amacıyla kullanılmıştır. C seçeneğine bakalım. Neyin sesiydi hepimizi büyüleyen, geç de olsa anladık bunu ifadesinde. Bakın arkadaşlar neyin sesi derken çalgı olan neymi yoksa bu bir soru ifadesi mi? İşte burada da yine bu anlam karışıklığını gidermek için yani çalgı olan neyi ifade etmek için arkadaşlar kesme işareti kullanılmış. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktı. Diğer seçeneklere de bakalım. Anası alim diyerek bağrına bastı çocuğunu ifadesinde burada görmüş olduğunuz gibi özel isimden sonra gelen eki e e e ayırmak için kullanılmış. E seçeneğinde ikinci kattaki tadilat yüzünden kafamız şişti cümlesinde ise herhangi bir rakamdan sonra gelen eki e e ayırmak için kullanıldığı görülmektedir. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. 14. soru. Bu cümledeki aydaşlara aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir sorusu var. Hemen parçamıza bakalım. Şiir dinlemek için bir zamana mı ihtiyaç var? Bakın m-ı-mi soru edatı kullanılmış. Bir soru anlamı var ve kendisinden sonraki cümle büyük harfle başlıyor. O yüzden nedir? Buraya soru işareti gelir. Şiiri ancak belli zamanlarda anlayan virgül şiir dinlemesin virgül derim cümlesinde bu noktalama işaretleri gelmeliydi. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğini ederim. D seçeneğini edelim. B seçeneğini de elemiş olduk, C seçeneği de değil. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? E seçeneği olacaktı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olduktan sonra videoyu beğenip, bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle, hepinize kolay gelsin.